Merhaba efendim. Bugün yarına hoş geldiniz. Bugün olup bitenlere yarının gündemine hakim olabilmeniz için yaklaşık 3 saat boyunca karşınızda olacağız. Türkiye bu hafta sonunu da sokak kısıtlamasıyla geçiriyor. Kısıtlamaların da etkisiyle salgındaki düşüşte de devam ediyor. Başkentte yeni gerilim CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu üzerinden yaşanırken dünyanın gözü kongre baskını sonrası Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gelişmelerde. Gündem yoğun. Bugün yarın başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın suçlamalarının muhatabı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan ve parti sözcüsü Faik Öztürk'ten da açıklamalar geldi. O yanıtlara bakalım şimdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Joe Biden'ın 20 Ocak'ta düzenlenecek yemin törenine katılmayacağını açıkladı. Başkanlıktan azledilmesi çağrıları giderek artarken Biden topu kongreye attı. Şimdi bunun ayrıntılarını alacağız. NTV yani Washington temsilcisi Hüseyin Günay karşımızda. Hüseyin kolaylıklar diliyoruz. Ee, Trump'ın açıklamalarını merak ediyoruz. Hangi açıklamalarda bulundu? Ve tabii 19 Ocak'ta Washington'ı terk edeceği de konuşuluyor. Ne derece doğru? Şimdi aşı çalışmaları ve tartışmaları ile birlikte salgında gelinen noktaya konuşacağız. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Bülent Ertuğrul yayın konuğumuz. Hoş geldiniz hocam yayınımıza. Hoş bulduk. iyi yayınlar Burcu Hanım. iyi akşamlar. İyi akşamlar. E, aşı konusunu konuşacağız ama e, öncelikle az önce tabloyu verdik. Ve Kısıtlamalarla birlikte kablo tablodaki düşüş de göze görülür şekilde. Genel olarak nasıl değerlendireceksiniz? Eğer böyle devam ederse olgu sayıları daha da azalırsa bizim açımızdan çok iyi olacak. Ee, Sayın Ertuğrul kesin sonuçlar açıklanmamakla birlikte Sayın Fahrettin Koca'nın açıklamalarında yeterince güvenli ve etkili açıklaması geldi. Şimdi tabii sormak isterim kesin sonuçlar gelmeden Türkiye'de İncelemeler ve kitlesel aşılamaya başlanabilir mi sizce? Bence e, tüm e, kontroller tamamlandıktan sonra ancak dağıtıma geçilecektir aşılar. Evet, tabii şimdi aşının dozuyla ilgili tartışmalar da var ve birçok ülke iki doz şeklinde uygulanacak aşının. E, hem arasındaki sürenin uzatılmasına e, karar verenler var, ya da tek doz aşı kullanılması e, acaba olasılık mı diyenler de var. E, tek doz yapılabilir mi aşı? İki doz yapılmasının daha uygun olduğunu düşünüyorum aslında aşının. Peki iki doz ve tek doz, yani aşının yeterliliği, güvenilirliği vesaire bunun süresi dediniz az önce. Süresi konusunda ilk dozun süresi ve ikinci doz yapıldıktan sonraki süre arasındaki netliği biliyor muyuz biz? E, aslında bu aşı için tam olarak bilmiyoruz. Yani o aşının bilimsel çalışmalarda uygulandığı şekliyle uygulamak en doğru yaklaşım olacaktır ki sanırım biz de öyle yapacağız zaten Peki Türkiye'de uygulanması 14 gün arayla uygulanması beklenen aşı takviminin 28 gün olarak uzatılmasını nasıl değerlendireceksiniz? şu anda dünyada 50 ülke aşı elinin üzerinde ülke aşılama çalışmalarına başladı Türkiye'nin de bir an önce bu işi artık başlayıp bağışıklığı sağlaması gerekiyor. Peki çok teşekkür ediyoruz hocam. Yayınımıza katkılarınızdan ötürü Profesör Doktor Bülent Ertuğrul yayın konuğumuzda efendim. Yerli koronavirüs aşısında kullanılacak malzemelerle dolu tır İstanbul'da çalındı. Polisin çalışması sonucu araç bulundu. Nakliye firması sahibi hırsızların aşıları ve değerini bilemediğini söyledi ve ekledi. Farkına varsalardı götürürlerdi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kongre baskınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir polisin de ölmesiyle 5'e yükseldi. İçlerinde eski asker de var, bilgisayar programcısı da. Ortak yönleri Başkan Donald Trump taraftarları olmaları. Hepsinin bir hayat hikayesi var. Gelin o hayat hikayelerine bakalım şimdi. İstanbullu sürücüler dün sabah sıkıntılı saatler yaşadı. Harami Dere'de bir tırın bariyerlere çarpması sonucu trafik akışı durdu. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Koronavirüs salgınında ülkelerin farklı seviyelerde aldığı önlemlere rağmen dünyada günlük vaka sayısı artmaya devam ediyor. Küresel salgına ilişkin gelişmelere bir bakalım. İtalya'nın Napoli kentinde otopark alanında geniş bir çukur oluştu. Otoparktaki 3 araç çukurun içine düştü. Bugün yarının 3. saat dilimiyle devam ediyoruz efendim. Profesör Melih Bulun'un Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasıyla başlayan tartışma sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili ilk kez konuştu. İşin içinde öğrenciler değil teröristler var dedi. Erdoğan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu DHKPC militanı olmakla suçladı. Cumhurbaşkanı Amerikan Kongresi'ndeki kanlı işgali ilişkinde ilk yorumunu yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad Hariri'yi kabul etti. İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen yangın tatbikatı nefes kesti. Ekipler senaryo gereği aprondan yükselen alevlere müdahale etti. Bugün yarın programının 3. saat diliminde tamamladık efendim. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Görüşmek dileğiyle.